Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim lömbedek tatlısı. Malzemelerim 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket vanilya, 2 paket kabartma tozu, yaklaşık 4 su bardağı un, şerbetimiz için 3 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı da suya ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi hemen yapımına geçelim. Evet, şimdi ilk başta hamurumuzu hazırlayalım. Bunun için 2 adet yumurtamızı kıralım. Bir çırpıcıyla biraz çırpalım. Evet, çırptığımız yumurtamıza 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Tekrar çırpmaya devam edelim. Evet, çırpma işlemimiz tamam. Şimdi un ilavesini yapalım. İki su bardağı ilave ettim. Kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ekleyelim. Unumuzu dikkatli bir şekilde ekleyelim. Ben şimdi 2 su bardağı ekledim. 3 su bardağı tekrar bir bardak daha ekledim. Toplam 3 su bardağı un eklemiş olduk. Kıvamına bakacağız. Tekrardan ekleyebiliriz. Şimdi elimizle güzelce yoğuralım. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Evet, hamurumuz ele yapışıyor şu an. Evet, hamurumuza şimdi biraz daha un ilavesi yapacağız. Evet, şimdi unumu ilave ediyorum. Şimdi biraz daha yoğuralım. Evet, hamurumuzun kıvamı gayet güzel ve yumuşak oldu. Toplam 3,5 su bardağı un aldı. Siz de ona göre yavaş yavaş ekleyin ununuzu. Evet, şöyle de size göstereyim. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzdan parçalar alıp şu büyüklük yeterli, ceviz büyüklüğünde yuvarlak şekil vereceğiz. Çok da güzel şekil alıyor. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı gayet güzel olmuş. Şimdi tepsimize koyalım. Hepsine yuvarlak şekil verelim. Evet, şekil verdiğimiz hamurlarımızı şimdi ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Tatlımız fırında pişerken biz de şimdi şerbetimizi hazırlayalım. Şerbetimiz kaynatılmayacak. Sadece su ekleyip şekerini eriteceğiz. 3 su bardağı toz şekerimizi bir kaba koydum. Şimdi üzerine 4 su bardağı su ilave edeceğim. Tatlıyı çok şekerli seviyorsanız 3 su bardağı yerine 4 su bardağı toz şeker ekleyebilirsiniz. Ben çok böyle bal gibi sevmediğim için şekerini 3 su bardağı ekledim. Evet, suyumuzu ekledik. Şimdi devamlı karıştırarak şekerimizi eritelim. Şerbetimiz soğuk olacak. Hiçbir şekilde sıcak su koymanıza gerek yok. Şekerimizin erimesi yeterli. Şerbetimizin şekerini erittik. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde şeker kalmadı. Şimdi bir kenarda tatlımız pişene kadar bekletiyoruz. Evet, tatlımız fırından çıktı. Şimdi soğuk şerbetimizi tatlılarımızın üzerine döküyoruz. Evet, bütün şerbetimizi tatlılarımızın üzerine koyduk. Şerbeti güzelce çekmesi için ağzına bir kapak kapattık. Şimdi biraz bekletip şerbeti güzelce çekmesini bekleyelim. Evet, tatlımız soğudu. Şerbetini de güzelce çekti. Şimdi üzerine Hindistan ceviziyle süslüyorum. Evet, tatlımız yenmeye hazır. Şimdi bir tabağda servis yapmak istiyorum. Evet, servis tabağımızı aldık, tatlımızı. Şöyle size içini de göstereceğim. Yumuşacık, şerbetini güzelce çekmiş.
Gerçekten lezzetli, yumuşak bir tatlı oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.